2022 Mart ayı oturumunu açmadan önce değerli konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şeref verdiniz. Edirne Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında ayrıca 2022 Edirne yılı kapsamında iadeyi ziyarette bulunan İl Genel Meclisi üyeleri de ağırlandı. Tarihi bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Gürkan, Edirne yılı kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında da bilgiler verdi. 2022 yılı eylem planını kamuoyuyla paylaştık. Bir anlamda da uygulamaya da başladık. Tabii ağırlıklı olarak bu uygulamaların birçoğu bahar ve yaz aylarına denk geliyor ama yıl sonuna doğru da sarkan bir programımız olacak. Toplam 14 başlıkta 168 etkinlik planladık ama her plan gibi her an yenilenebilir, her an değiştirilebilir, eklemeler yapılabilir, çıkarmalar yapılabilir. Sizlerle beraber bu şehrin, bu kentin, bu ilin halk tarafından seçilmiş temsilcileri olarak 2022 yılında, kurtuluşumuzun 100. yılında Edirne'mizi en iyi şekilde tanıtmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Daha sonra söz alan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, aldıkları belediye meclis kararıyla 2022 yılını Edirne yılı ilan eden belediye meclis üyelerine teşekkür ederek Edirne'ye yeni bir misyon ve bizlere de yeni bir vizyon oluşturdunuz dedi. 2022 yılının aynı zamanda Edirne Belediyesi'nin kuruluşunun da 155. yılı olduğuna dikkat çeken Gürkan, kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi. Bu şehirde yaşayanların gurur duyacağı bir 2022 yılı Edirne'si yaşatmak istiyoruz. Çünkü bu yıl aynı zamanda belediyemizin kuruluşunun da 155. yılı. Yani Edirne Belediyesi bu yıl itibariyle, 2022 yılı itibariyle 155 yaşına giriyor. Türkiye'de belediyeciliğin başlamasıyla beraber ilk kurulan belediyelerden biri. Bu belgeleriyle var. Bazı belediyeler daha eski yazıyor ama onlar maalesef doğru değil. 13 Mart 1867'de kurulmuş Edirne Belediyesi. Bu yıl pazara denk geldiği için 14 Mart günü saat 13'te Alttan Nikah Salonu'nda ilk kez belediyemizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız meclis üyelerimizle beraber. Program gelecek kendilerine ve o gün bir sempozyumla da Edirne Belediyesi'nin kuruluşu tarihçesiyle ilgili hem meclis üyelerimizi hem çalışanlarımızı hem de Edirne kamuoyunu bilgilendireceğiz. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerine seslenen Gürkan, Edirne için beraber çalıştık, Edirne için beraber çalışmaya ve beraber üretmeye devam edeceğiz dedi. Belediye Meclisi daha sonra 11'i gündem, 4'ü gündem dışı olmak üzere toplam 15 maddeyi görüştü. 2022 Edirne yılı nedeniyle belediye ambleminde değişikliğe gidildi. Yeni amblem oy birliğiyle kabul edildi.